آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Değerli arkadaşlar, bugünkü sohbetimize yine her zaman olduğu gibi birkaç mevzuya temas ederek başlayacağız okuma sohbetimize. Yine her zamanki gibi birkaç mevzudan sonra geçeceğiz inşallah. Bu mevzular tahsilin hakikatiyle alakalı. Yani hakiki tahsilin ne manaya geldiğiyle alakalı. İkincisi, her türlü canlıya hizmetin ne manaya geldiği üzerinde. Üçüncüsü, insanlara tepeden bakmanın ne demek olduğuna dair. Dördüncüsü ise hakikatiyle teslimiyetinin ne ifade ettiği mevzu üzerinde olacak. Yani hakiki teslimiyet nedir? Nasıl olmalıdır mevzu? Birinci meselemizden başlayalım. Gerçek tahsil. Herkes ömür boyu bir şeyler öğrenmeye gayret eder. Bu fiili de olabilir, fikri de olabilir. Tahsil illa da bir yerlere gidip birilerinden bir şey öğrenmek manasına da gelmez. Ameli planda yapıp ettiklerinden de insanlar muhakkak bir şeyler öğrenirler. Bu da tahsile dairdir. Ki Hazreti Ali Kerramallahu Veç'e tecrübe fayda ile birlikte ilimdir hikmetli sözünde bunu ifade etmiştir. Yani ameli planda elde ettiğimiz tecrübeler de bir bakıma ilmin başka bir mahiyeti olarak bize hizmet ederler. Burada bizim anlatacağımız mevzu Allah dostlarından birinin yaşadığı bir mesele. Ehlullah'tan Sami Efendi Hazretleri vardır. Bilenler bilir. Sami Efendi Darül Funun Hukuk Fakültesini bitirdiğinde onun halini beğenen büyüklerden, Allah dostlarından birisi onun o güzel halini temaşa edince ona bir şey söyleme ihtiyacı duydu. O güzel halini, tertemiz siretini çok beğendiği için bu Allah dostu ona bir ikazda bulunmak istedi. Ve dedi ki Sami Efendi, o Allah dostu, evladım bu tahsilde güzeldir. Yani senin bu yaptığın tahsilde tabii ki güzeldir. Hukuk fakültesini bitirmişsin. Darül Funun. Bu güzeldir ama sen asıl tahsili ikame etmeye bak. Yani bu yaptığın kötü bir tahsil değil, iyi bir tahsil. Şer'i hukuk mevzuatında uzman olmuşsun. Ama ben sana bundan daha iyisini tavsiye ediyorum diyor. Evladım, bu tahsil de güzeldir ama sen asıl tahsili ikmal etmeye bak. Asıl tahsili öğrenmeye bak.
seni irfan mektebine kaydedelim diyor. Asıl tahsil o irfan mektebinde elde edilen tahsildir. Hukuk fakültesinde öğrendiklerinden çok daha fevkalade şeylere malik olursun. Orada demek istiyor. Seni irfan mektebine kaydedelim. Nasıl ki hukuk fakültesinde şer'i hukuku öğrendinse, seni irfan mektebine kaydedelim de orada da gönül ilimlerini ve ahiret sırlarını öğren. Nihayetinde hukuk fakültesinde öğrenilen şey dünya alakası içinde ki mevzulara temas eder. Fakat onun, yani o şer'i hukukun batınıyla ilgili ilimlere insan meylederse bu gönül ilmine dairdir ve ahiret sırlarını insana öğretir. Ahiret sırlarını öğrenen insanın da hem dünyada hem de ahirette nasibi çok boldur. Bunu söyledikten sonra Allah dostu devamında Sami Efendi Hazretlerine buyuruyorlar ki, evladım, o mektepte nasıl eğitim yaparlar? Yani o irfan mektebini kastediyor. O mektepte nasıl eğitim yaparlar? Ne öğretirler bilemem. Yani tabi burada alçak gönüllü bir ifade var. Orada ne öğretirler, ne yaparlar bilemem diyor. Seni o mektebe kaydetmekten bahsediyorum ama orada ne yapıldığını da bilmiyorum diyerek bir alçak gönüllülük, tevazu sergiliyor. Ne öğretirler bilemem diyor. Ama bildiğim bir şey var ki bu tahsilin ilk dersi incitmemek, son dersi de incinmemektir. Bunu biliyorum diyor. Orada sana ne öğretirler onu bilemem ama bildiğim bu kadar bir şey var diyor. O da bu tahsilin ilk dersi incitmemek üzerinedir. Son dersi de incinmemek üzerinedir. Tabii ki aslında bu fevkalade zor bir hadise. Müridin seyrik sülükünde epey mesafe kat ettikten sonra elde edeceği bir makamdır. Yani incitmemek ve incinmemek müridin, salikin başlı başına bir çabaya girmesiyle elde edilebilir. İncitmemek nispeten kolaydır. Yani biraz kendinizi sıkarsınız, hal ve ahvale dair bilgi sahibi olur. O bilginizle biraz ahlaki meselelere sirayetin yolunu bulursanız incitmemeyi nispeten becerebilirsiniz. Onun için incitmemek nispeten kolaydır ama incinmemek elde değildir. Yani birileri sizi incitmeye kalktığında direkt kalbinize sirayet eden bir ok söz konusu olduğu için orada incinmemek hakikaten zor olan bir hadisedir. Bu yolun sonunda da, yani bu seyri sülükün son dersi de insana bu incinmemeyi öğretiyor. İncinmemek elde değildir diyor. Zira o bir gönül işidir. Gönülle alakalı bir meseledir. Dolayısıyla incinmemek ancak fanilerden gelen ve kalplere saplanan zehirli okların tesirsiz kalmasıyla mümkündür. Yani insanlar size hakaret edecekler belki, size kötü söz söyleyecekler, belki yalan söyleyerek sizi bir takım zararlara düçar kılacaklar ve bu menfi ameller gelip sizin kalbinize saplanacak, zehirli oklar gibi saplanacak ve siz bunları, bu zehirli okları tesirsiz kılmayı başaracaksınız. Bu fevkalade zor bir hadise. Bunun için son derste öğrenilebilen bir hakikat. Bu diyor
nefs tezkiyesi, yani bu hale bürünebilmek, zehirli okları tesirsiz kılabilmek, nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesinin kemalindeki seviye nispetindedir. Yani nefsinizi ne kadar tezkiye edebilmişseniz, temizleyebilmişseniz ve kalbinizi ne kadar tasfiye edebilmişseniz, ne kadar dünya alakasından, masivadan boşaltabilmişseniz, o halin kemalatına göre bu işte başarılı olursunuz diyor. Nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesinde eğer belirli bir noktaya kadar yükselebilmişseniz, bu zehirli okları geri çevirmeniz zor olmayabilir. Eğer bunlar gerçekleşmemişse siz muhakkak bir şeylerden incineceksiniz ve hatta bu noktaya gelemediğiniz müddetçe incitme pozisyonuna da devamlı düçar kalacaksınız. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'te taşlanıp o gongu çaldığında, halkı oraya topladığında, ben kainatın, kainata gönderilmiş son peygamberim diye ilan ettiğinde taşlanmıştı. Orada taşlanıp hakaret gördüğünde melekler kainatın efendisinin yanına geldi aleyhissalatü vesselamın. Ey Allah'ın Resulü dediler. Seni taşlıyorlar bunlar. Dilersen şu iki dağı birbirine çarpıp buranın zalim halkını helak edelim. Kainatın efendisine böyle dediler. Bunlar seni taşlıyorlar. Biz şu iki dağı birbirine çarpıp bunları perişan edebiliriz diye Allah Resulüne soruyorlar. Ancak o alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Yüce Peygamber, kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam, meleklerin bu teklifini kabul etmediği gibi şefkat ve merhamet duyguları içerisinde mübarek yüzünü Taif tarafına çevirdi ve ahalisinin hidayet bulmaları için dua buyurdular. İşte burada peygamberi tavrın incinmemek noktasındaki tecellisine şahit oluyoruz. Halbuki onlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i taşlıyorlar. Ve melekler geliyor, intikamını alalım ya Resulallah diyorlar. Buna rağmen o incitmeme makamında olan, incinmeme makamında olan kainatın efendisi bunların gerçek hallerini bildiği için onlara zarar vermeyip duada bulunuyorlar. Halbuki biz en küçük şeylerden nefsimizin nasıl da kuduzlaştığına belki her saat başı şahit oluyoruz. İncinmemek, evet, bu mektebin son sınıfında elde edilen bir haslettir. İlk dersi incitmemek, son dersi incinmemektir. Bu yol kıldan ince, kılıçtan keskince bir yol. Batın nispeti içinde bu hikmetlere muttali olamadığımız müddetçe hem incitmeye hem de incinmeye devam edeceğiz demektir ki bu dünya hayatının bir mümine zehir olması manasından başka bir şey ifade etmez. Yani hayatı kendimize bir takım hakikatleri bilmediğimiz için zehir eden yine kendimiz oluyoruz demektir. Herkes her hakikatine nispetle kendi ferdiyetinde bu hikmetleri tecelli ettirmeye çalışsa ve bu tecelliler birbirlerine nispetlerini sağlam bir şekilde kursa karşımıza mükemmel ve muazzam bir topluluk çıkar. Gelecek nesillere sirayet edebilecek bu güzellikler sayesinde de nesiller fevkalade hikmetlere muttali olarak devam eder, giderler. İnsan başta kendinin menfaatini sevdiği ve düşündüğü için bunu yapabilmeli zaten. İncitmemeye çalışmalı,
ve incinmemenin yoluna revan olmalı. Yapabildiğimiz kadar tabi. Bunlar her ne kadar zor ise de Allah'ın kolay kıldıklarına kolaydır. Eğer ihlas üzere bu hadiselere yönelmek mümkün olsa, bu yollarda bu hikmetlere muttali olmak çok zor değil, çok çabuk elde edilebilirler belki. Evet, alemlere rahmet olan kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam bu teklifi kabul etmiyor. Şefkat ve merhamet duyguları içerisinde mübarek yüzünü Taif tarafına çeviriyor ve ahalisinin hidayet bulması için, Taif halkının hidayete ulaşması için onlara dua ediyor. Bizim azgın nefislerimiz en küçük şeylerden nasıl etkileniyor, bunu her gün yaşayarak görüyoruz. Mevla bu hikmetlerden cümlemizi nasipdar eylesin inşallah. Bunlar kendi huzurumuz için gerekli şeyler. Bunları başkasına aktarmaktan mada kendimiz için kazanmalıyız ki kendimiz için kazandığımız andan itibaren güzel kokunun, misk kokusunun etrafa yayılması gibi zaten başka taraflara sirayeti kolaydır. Hallaç Mansur taşlanırken Enel Hak dediği için Hallaç Mansur'u taşladılar ya, taşlanırken Hallaç Mansur şöyle diyor: Allah'ım, bunlar bilmiyorlar. Bu beni taşlayanlar hakikati bilmiyorlar. Hakikati bilmedikleri için beni taşlıyorlar. Benden evvel onları affet ya Rabbi diyor. İncinmemeyi öğrenen batın kahramanının sözü. Allah'ım, bunlar bilmiyorlar. Benden evvel onları affet. Böyle dua ediyor. Bu halleri yakalayabilmek, konumuzun başlangıcında serdettiğimiz hikmete muttali olmakla mümkündür. Yani gerçek tahsili elde etmek ile, üniversiteyi bitirmekle değil, hukuk fakültesini bitirmekle değil, isterse şer'i hukuk olsun. Bu başka bir ilim, başka bir yol, başka bir nispet. Üveysilik, ledünlülük noktasında yürüyen, evet, bu gerçek tahsil ile, yani manevi terbiye neticesinde elde edilen kalbi selime ait bir haldir. Selim kalbe malik olmayan insanın incitmemesi ve de incinmemesi mümkün değildir. Selim bir kalp lazım. Akli selime sahip olarak kalbi selime nüfuz etmek. Bunlar olmadığı müddetçe incitmemek ve incinmemek mümkün değil. Nedir kalbi selim? Ebu'l-Kasım el-Hakim'e kalbi selimin sıfatlarını sorduklarında cevap veriyor. Diyor ki, kalbi selimin 3 vasfı vardır. Selim bir kalbin, bir insanda selim, selamete ermiş bir kalbin 3 vasfını görmek lazım. Bu 3 vasıf varsa kalbi selim var demektir. Diyor ki, birincisi incitmeyen bir kalp. İncitmeyen bir kalp kalbi selimdir. Kalbi selimin vasıflarından birisi incitmemektir. İkincisi incinmeyen bir kalptir. İncinmeyen bir kalp kalbi selimin ifadesidir. Üçüncüsü de diyor, iyiliği Allah'ın rızası için yapıp karşılığını beklemeyen bir kalp. Yani bir şey yapıyorsunuz, insanlar onu görsün, bilsin diye beklemiyorsunuz. İnsanlar ister bilsinler, ister bilmesinler. İster duysunlar, ister duymasınlar. Siz onu sadece Allah Teala'nın
hoşnut olacağını bilerek, onun rızasına uygunluğunu hesaba katarak yapıyorsanız, bu kalbi selime dair sizdeki bir işarettir demektir. Yoksa insanlar bilsin, duysun ve benim için aman ne kadar güzel hayırlar işlemiş desin diye yaptığımız andan itibaren selim kalpten uzak bir kalbe sahip oluyoruz demektir. Bunlar tabii fevkalade zor şeyler olduğu için sistematik bir şekilde bunların yolu da mevcuttur. Ona da tasavvuf diyoruz, tarikat diyoruz. Bu kalbi selimin elde edilebilmesi için seyri sülükte aşılması gereken nice merhaleler var. Ama o merhaleleri aşmak için yapılan ilk teşebbüs bile insana dünyada bir takım şeylerin cennet ifadesinde görünmesini sağlayabiliyor. Yani çok çalışalım, ondan sonra bu zevklere ulaşalım. Dolayısıyla bu zordur diyerek bu yoldan geri kalmamak lazım. Zira bu işin başında zevk hususiyeti kendini hissettirmeye başlar. Ondan sonraki çaba, velev ki başarısızlık getirmiş olsun, bu başarısızlığın içinde bile gayretin geri olarak nice zevkler gizlenmiştir. Bir mümin diyor Ehlullah, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna hiç kimseye eziyet etmeyince vera ile gider. Mevla'nın huzuruna hiç kimseye eziyet etmemiş olarak giden bir insan vera ile gitmiş olur. Kalbini Mevla'ya yöneltip kimseden incinmeyince, kendisine ne yaparlarsa yapsınlar, eğer incinmiyorsa, ki nispetini Mevla'ya sağlam bir şekilde kurmuşsa incinmez, hiç kimseden incinmeyince Mevla'ya, Rabbine vefa ile gider. Yaptığı salih amellere herhangi bir faniyi ortak etmeyince de, yani burada ortak etmeyinceden kasıt, onlar biliyor bilmiyor oralara takılmadan bu işi yapabilmek demektir. Salih amellere herhangi bir faniyi ortak etmeyince de ihlas ile gider. Eziyet etmeyince vera ile, kimseden incinmeyince vefa ile, salih amellerine herhangi bir faniyi ortak etmeyince de ihlas ile Rabbine gider bu insan. Onun için şair bu baptan olmak üzere şöyle demiş: cihan bağında ey aşık, budur maksudi insü cin. Yani bu cihan bağında, bu dünyada insü cinnin maksadı budur. Cihan bağında ey aşık, budur maksudi insü cin. Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin. Evet, insü cinnin maksudu budur. Maksadı budur. Bu olmalıdır. İnsü cin isterse bunun farkında olsun, isterse olmasın. Kendi varoluş hakikatini gerçekleştirmek için bu dünyaya atılmış olan insan ve cin taifesi bu hedefe ulaşmak için çırpınır. Farkındadır, değildir. Varır, varmaz. Burası ayrı mesele. Ama insü cinnin maksadı bu cihan bağında bu hakikate ulaşmaktır. Cihan bağında ey aşık, budur maksudi insü cin. Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin. Mevla bu hakikatleri idrak etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Bunlar hakikaten kolay meseleler değil. Nefsimiz feveran etmeye başladığında ne hikmetler ne hakikatler kalıyor. Hepsi yerle bir.
havada uçuşan nefsin hevası oluyor. O noktadan sonra zaten kalpteki karartıların fazlalaşması ve kalbin büsbütün maraza düçar kalması şeklinde tecelli ediyor. Mevla cümlemizi muhafaza etsin inşallah. İkinci mevzu olarak her türlü canlıya hizmetten bahsetmiştik. Her türlü canlıya nefes alan her canlıya merhamet nazarıyla bakmak lazım. Merhamet duygularıyla yaklaşmak lazım. Ki karşılığında Mevla'nın neler ikram edeceğini ulema anlatmıştır. Bu minvalde bir misal nakletmek istiyoruz. Yani mahlukata hizmetin getirisiyle alakalı bir meseleden bahsetmek istiyoruz. Pertemniyel Valide Sultan vefat ettiğinde ve bu İstanbul Aksaray'daki Valide Camii'ni yaptırmış olan Pertemniyel Valide Sultan. Bu sultan vefat ettiğinde kendisini salih kullardan birisi rüyasında görür. Allah dostlarından biri onu rüyasında çok güzel bir makamda görür. Çok iyi bir hali vardır. Ve sorar. Sultanım der, yaptırdığın mabet dolayısıyla mı Allah seni bu makama yükseltti? Hani o camiyi yaptırdığın için mi bu makamı elde ettin? Bu kadar güzel bir makamı nasıl kazandın? Valide Sultan hayır der. O Allah dostu şaşırarak tekrar sorar. O halde hangi amelinle bu mertebeye ulaştın? Yani sen bir ibadetgah yaptın. Allah'ın kulları ibadet etsinler, Rablerine kulluk yapsınlar diye sen onlara bir cami yaptırdın. Bu sana bu makamı kazandırmadı mı? Daha ne olabilir ki bu makamı kazanman için? Ne yapmış olabilirsin ki? Hangi amelinle bu mertebeye ulaştın? Valide Sultan çok ibretli bir cevap veriyor. Diyor ki, çok yağmurlu bir havaydı. Eyüp Sultan Camii'ne ziyarete gidiyorduk. Yol üzerinde kaldırım kenarında oluşan su birikintisi içinde cılız bir kedi yavrusunun çırpındığını gördüm. Faytonumu durdurdum. Yanımdaki bacıya dedim ki, yani hizmetçisi olan bacıya dedim ki, git şu kediciyi al. Yoksa o zavallı kedicik boğulacak. Onu oradan kurtaralım. Deyince diyor, bacı sultana demiş ki, aman sultanım, senin de benim de üstümüz kirlenir. Hani biraz çekinceli davranmış. Ne gerek var? Yani bu olursa da bu olsun. Üstümüz başımız batacak. İşte ziyarete gidiyoruz. Orada halimiz ne olur? Gibilerinden bir serzeniş mahiyetinde, aman sultanım diyor, senin de benim de üstümüz kirlenir. Deyip diyor, o kediyi oradan almak istemedi, getirmek istemedi. Ben de diyor, bacıyı kırmamak için, madem böyle davrandı, hani zoraki gidip almasını temin edebilirdim ama kalbi kırılmasın diye arabadan kendim inip çamurun içine girdim ve o kedi yavrusunu oradan kurtardım. Bu yavrucak titriyordu tabii diyor. Acıdım ve onu kucağıma alıp iyice ısıttım. Hani bacı üstümüz başımız batar sultanım diye çekincesini koyarken sultan bir de o kedi yavrusunu o titremeden kurtarabilmek için kucağına alıyor, iyice siliyor, ısıtıyor. Bir müddet sonra da kedi tabii ısınınca canlanıyor, kendine geliyor. Çok geçmeden diyor, zavallıcık canlanıverdi.
İşte diyor Allah Teala bu yüce makamı o kediye olan bu küçük hizmet ve merhametimden dolayı bana ihsan etti. O cami yaptırdığım için değil. Mahlukata hizmet, canlılara hizmet, hele böyle zor zamanlarda bu kadar mühimdir ve karşılığı ahirette bu makamlardır. Bu yüce makamı diyor, işte o kedi olan bu küçük hizmet ve merhametimden dolayı kazandım. Demek ki insan ruhunun ulaşacağı olgunluk semasına çıkış yolu merhamet ve hizmet basamaklarından geçmektedir. Hani güzel bir söz vardır, bazı yerlerde yazılır. Hizmette sınır ve sinir yoktur. Allah'ın kullarına hizmette sınır ve sinir yoktur. Bunun ahmaklık tarafı da yoktur. İstediğiniz kadar ahmak bir görüntü verin. Eğer mahlukata Allah rızası için hizmet ediyorsanız, bunun karşılığını mutlaka göreceksiniz. Kendinizi enayi konumunda addetmeyiniz. Dünya alakası içinde belki bir enayilik pozisyonu var gibi görünse de aldanmayınız. Çünkü bunun karşılığı ahirette çok farklıdır. Bir kediciye bu iyiliği yapan Valide Sultan o makamlara yükselebiliyorsa, insan biraz gayretli olursa bu konularda, mahlukata hizmet konusunda biraz daha dirayetli olursa kim bilir hangi makamlara ulaşır. Yoksa insan amellerine güvenerek cennete gideceğini zannediyorsa aldanıyor. Zira kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam, ben amellerimle cennete gideceğimi zannetmiyorum diyor. Ayşe validemiz, sen de mi ya Resulallah diyor, evet ben de. Nasıl olacağını düşünüyorsun diye sorduğunda, Allah'ın rahmetiyle diyor. İşte Allah'ın rahmeti mahlukata hizmetin hakikatine muttali olunursa mümkündür. Onun için demişlerdir, zulüm abat olmaz, zalim berbat olur. Kalbi hakikatlerin hakikatlerdeki insicam kaybolduğu an toplumun ne hallere gelebileceğini tarih boyunca görenler gördü, duyanlar duydu, bilenler biliyor. Bugün içinde bulunduğumuz ahval bile buna dairdir. Mahlukata hizmetin hakikatine muttali olamayan Batı medeniyetinin bugün işlediği vahşet gözler önünde. Bu işin modernizmle falan alakası yok. Kalbi hakikatlere muttali olmakla mümkün olan şeyler bunlar. Yani incinmemeyi ve incitmemeyi öğreten mekteplere devamla mümkün olan hakikatler. İnsan ruhunun ulaşacağı olgunluk semasına çıkış yolu merhamet ve hizmet basamaklarından geçmektedir. Bu bakımdan her Müslüman hizmet ve merhameti kendisinin bir tabiati asliyesi haline getirmeli. Hizmet ve merhameti karşılıksız ama Allah rızası için hiçbir şey beklemeksizin Müslümanlara hizmet etmek, mahlukata hizmet etmek, bu insanda bir tabiat-ı asliye haline gelmeli. Asli tabiatı insanın bu olmalı. Tabiatı asliyesi haline getirmeli ve onun en farik vasfı bu olmalıdır diyor Ehlullah. En ayırıcı özelliği, en farik vasfı bu hali olmalıdır. Tabiatı asliyesinde hizmet ve merhamet net bir şekilde hissedilebilmeli. Ama nefs anında devreye girer. Ben hizmet ediyorum ama o şöyle yapıyor. Sen onu bırak. Sen hizmetine devam et. O yaptıklarının karşılığında ne görürse görür. Burası bizi ilgilendirmez.
biz yaptığımız iyiliğin karşılığında nelerle karşılaşacağımızı düşünerek hareket edelim. Bir kediciyi kurtarırsınız, bir insanı kurtarırsınız. Bir insana iyilik yaparsınız, bir canlıya iyilik yaparsınız. Sizin için çok küçüktür belki ama ahirette karşılığının ehlullahın ifadesiyle çok büyük olduğunu görüyoruz. Mevla nefsin zebunu olmaktan bizleri muhafaza buyursun inşallah. İnsanlara hizmet ve merhamet duygularıyla yaklaşmayı nasip etsin. Üçüncü mevzumuz, hiç kimseyi hor görmemek, insanlara tepeden bakmamakla alakalı. Kimseyi küçümsememek. İnsan nefsine zebun olduğu andan itibaren kendisinden başka kainatta kaliteli hiç kimse yokmuş zannı içinde hareket etmeye başlar. O insanı uyarma babında bir şeyler söylenecek olsa, orada başka hinliklerin var olduğu zannı içinde size dinler. Siz ona belki bildiklerinizi aktarmak için bir hikmet ifadesinde altyapı hazırlıyorsunuzdur. Fakat o cinlik peşinde olduğu için, nefsine zevun olması hasebiyle herkesi kendisinden akıllı zannettiği için bir takım ip uçları yakaladığı zannı ile size şüpheyle yaklaşır. Çünkü o kendi nefsinde hor görmeyi bir tabiat haline getirmiştir. Belki bazen biraz mevzuyu açarsınız, hikmetlere muttali olsun diye yardımcı olmaya çalışırsınız. Tabii şayet bizde varsa böyle yapabiliriz. Var olanlar için söylüyoruz. Fakat o yine de oradan bir manalar devşirmeye kalkar. Çünkü nefsi mütemadiyen incitmeye meyyal bir hal içindedir. İncinmemeyi de bilmediği için, öğrenemediği için kuşku dolu bir kalple size muhatap kılar kendisini. Dolayısıyla orada her şey karmakarışıktır. İşte bu karmakarışıklık içinden bir düzen çıkarabilmek hakikaten zordur. Onun için insan kendi nefsini önce zebun etmelidir ki başkalarını hor görmediği gibi başkalarının hor görmesinin de ne manaya geldiğini idrak edebilsin. Rivayet edilir ki bir gün İsa Aleyhisselam İsrailoğullarından salih zannedilen bir kimseyle şehir dışına çıkmıştı. O kişi salihlerden bilinirdi. Çok salih bir insandı. Kemalat ehli bir insan bilinirdi. İsa Aleyhisselam bununla şehir dışına çıktı. Halk arasında fasıklıkla meşhur, günahkar bir adam da büyük bir eziklikle peşlerine takıldı. Ve Musa Aleyhisselam'la bu salih adamın peşine böyle bir insan takılıyor. Onların peşinden gidiyor. Halk arasında fasıklıkla meşhur. Fasıktır bu dedikleri kimse. Günahkar bir adam. Fakat bu fasık zannedilen bu günahkar adam büyük bir eziklikle peşlerine takılıyor İsa Aleyhisselam'la bu salih kişinin. Son derece ezik ve perişan bir halde. İstirahat için mola verildiğinde, yani İsa Aleyhisselam arkadaşıyla birlikte o salih kişiyle mola verdiğinde, istirahat etmek istediğinde bu günahkar kul, peşlerine takılmış olan bu aciz kimse samimi bir nedamet ve utanç hali içinde gönlü kırık olarak onlardan ayrı bir yere oturdu. Ama çok samimi bir hali var. Utanıyor. Günahlarından sıkılıyor. Onun için ezik ve perişan bir halde. Onların yanına gitmeye çekiniyor, utanıyor onlardan. Çünkü fasık diye biliniyor. Günahkar birisi olarak toplumda kabul edilmiş birisi.
O eziklik içinde yanlarına gidip oturamıyor. O da onların istirahat ettiği bölgede başka bir yere oturarak istirahate çekiliyor. Gönlü kırık olarak onlardan ayrı bir yere oturdu. Ve merhametlilerin en merhametlisi olan Hak Teala'nın yüce affına sığınarak, Mevla Teala'nın huzurunda ona yalvararak, Rabbim dedi, Rabbim şu yüce peygamberinin hürmetine beni affet. Uzaktan onlara bakarak öyle dua ediyor. İsa Aleyhisselam'ı işaret ederek, Ya Rabbi şu yüce peygamberinin hürmetine beni affet, ben perişan günahkar bir kulum diyor. İsa Aleyhisselam'ın yanında bulunan o salih zannedilen, kemalat ehli zannedilen o kişi ise onu fark edince, onu görünce hakir gördü, küçümsedi ve ellerini semaya kaldırıp Allah'ım yarın kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşreyleme diye o da Mevla'ya ilticada bulundu. O hakir insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı nispet ederek Rabbinden af dilerken bu salih kişi de o günahkar, hakir kişiyi göstererek Allah'ım diyor yarın kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşreyleme diye dua ediyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ya İsa, ey İsa kullarıma söyle, ikisinin de duasını kabul ettim. Boynu bükük mücrim kulumu affedip kendisini cennetlik kıldım. Halkın salih zannettiği kişiye gelince onu da benim affettiğim kulumla beraber olmak istemediği için cennetliklerden kılmadım diyor. Benim affettiğim kulumla beraber olmak istemediği için ben onu affettim. O bunun farkında değil. O onu küçümsedi. Onun için onun dediğini de yerine getirdim. Hani diyor ya, yarın kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşreyleme. Beni bu adamla aynı yere koyma. Evet, ben o kulumu, o hakir günahkar kulumu affettim. O zelil hali sebebiyle, o pişmanlık ve nedamet hali sebebiyle onu cennetime koydum. Sen de madem ki onunla bir yerde olmak istemediğim için dua ettin, öyle bir duada bulundun, senin de duanı kabul ediyorum. Seni onun yanına koymuyorum. Onun yanına gidemeyeceğine göre gideceğin yer cehennemdir. Evet, ikisinin de duası kabul oluyor. Fakat biri cennete, biri cehenneme. Hor görmenin nihai noktası budur. İlahi lanet ve gazaba uğrayanların dışında her ne sebeple olursa olsun Allah'ın kullarını istihkar etmek, yani hor görmek, küçümsemek kalbin bir cinayetidir. Ancak ilahi lanet ve gazaba uğraması böyle değildir. Bunun dışında hangi sebeple olursa olsun, hangi günahı sebebiyle olursa olsun Allah'ın kullarını hor görmek, istihkar etmek kalbin bir cinayetidir. Bu cinayeti işleyenlerse ilahi muhabbetten uzak, taş kesilmiş, nasipsiz kalplerdir. Böyle kalplere sahiplerdir. Esasen bir kimse başkasını küçümseyip hor görmekle o kişiyi alçaltmaktan ziyade kendini alçaltıp perişan etmiş olur. Kendi hal ifadesini ortaya koymuş olur. O kişiyi alçaltmak ancak ilahi kudretle mümkündür. Sen onu hor görürsün ama o Allah indinde hor olanlardan, hor görülenlerden değildir. Sen onu hor görmek suretiyle Allah indinde o hor görülmüşler kadrosuna dahil olursun. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor.
bihasbim ri'in mineşşerri en yahkira ehâhul müslime. Devam ediyoruz inşallah. Salih Mirza Beyoğlu'nun Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış 1. cilt eserini sohbetimizin 2. bölümü olarak okumaya devam edeceğiz. Bu bölümün başlığı, geçen hafta kaldığımız yer, Ruy ve Rems. Böyle bir ara başlık var. Ruy ve Rems. Şimdi önce Ruh ile alakalı iştikaklar söz konusu burada. Fakat bu iştikaklara geçmeden önce bu iştikakların ifade ettiği bir manayı yine İptah Mimarı'ndan naklederek mevzuya girmek istiyoruz. Bu Ruh ve Rems başlığının biraz ötesinde, yani karşı sayfada şöyle bir cümle: beyni kalbe ve düşünceyi ruh ışığına bağlayan hakikati iştikak ilmi içinde de göstermiş oluyoruz diyor. Yani iştikak, kelimelerin iştikak kök bilgileriyle ortaya koyduğu şeyle burada İptah Mimarı beyni kalbe, düşünceyi de ruh ışığına, ruha bağlayan hakikati göstermiş oluyor iştikak ilmiyle. Bunu, bu ifadeyi kullanmasının sebebi, bir takım ruhiyatçıların, yani ruhtan anlamayan ruhiyatçıların ruhu tarif etmeleriyle alakalı. Yani onlar farklı bir şekilde ruhu tarif ediyorlar. İptah Mimarı da diyor ki, yani bunlar zaten bu mevzudan anlamıyorlar. İştikak ilminde bile bu işin bunların tam zıttı olduğu görünüyor. Onu da göstermiş oldum diyor. Hemen bu cümleden sonra başa dönerek Ruh ve Rems başlığının altındaki kelimelere bakıyoruz. Ruh, hemen ilk başta onu vermiş. Ruh'un manalarından biri ruh. Ruh'un manalarından biri çehre, sebep, yüz, cihet. Şimdi başlık Ruh ve Rems ya, burada Ruh'un iştikakları veriliyor. Ruh, ruh demek, ruh, çehre, sebep, yüz, cihet demek. Yine başka bir yazılışıyla ruh, olan biten demek aynı zamanda. Ruh'un manalarından biri de olan biten. Ondan sonra ruh'dan rüyaya, yine aynı kökten gelen rüyaya geçiyor. Rüya da yerden biten bitki manasına geliyor. Yerden biten bitki. Demek ki bildik manadaki rüya ile yerden biten bitki arasında da bir alaka varmış. Buradan da onu görüyoruz. Bitki ilmi ile rüya ilmi arasında böyle bir benzerlik. Ondan sonra ruh kelimesi geliyor. Ruh kelimesinin de manalarından biri kalp ve fuat. Yani fuat gönül demek. Kalp manasına geliyor. Kalpte korku arız olacak yer, yani ruhun manalarından bir başkası da, kalpte korku arız olacak yer, zihin ve akıl. Şimdi burada ilk başlarken beyni kalbe bağlayan demiştik ya, düşünceyi ruha bağlayan. İşte burada iştikak ilminde de bu hakikat görülüyor. Ruh, yani ruhdan alarak tabi buraya geliyoruz kelimelerin kök bilgisiyle. Ruh da bu hakikat tecelli ediyor. Kalp, fuat, kalpte korku arz olacak yer. Yani kalple alakalı mevzular devam ederken bir anda iş başka bir tarafa, akla bağlanıyor, zihne bağlanıyor yani. Kalp zihne bağlanıyor, zihin kalbe bağlanıyor. Ruhun manalarından biri kalp, fuat, kalpte korku arz olacak yer demek manalarından biri. Fakat bir başka manası da zihin ve akıl. Yani kelime iştikaklarında bile zihinle, akılla kalp birbirine bağlı, perçinli. Onun için de bu iştikakları verdikten sonra o başta bahsettiğimiz, girerken bahsettiğimiz cümleyi İptah Mimarı söylüyor. Yani beyni kalbe ve düşünceyi ruh ışığına bağlayan hakikati
İştikak ilmi içinde de göstermiş oluyoruz diyor. İşte gösterdiği bu. Ondan sonra burada kalpte korku arız olacak yer diyoruz ya. Bu korku üzerinden giderken ruh ve rems hakikatine nispetle giderken korkuyla alakalı bir şey geçti. Yani ruhun manalarından biri kalpte korku arız olacak yer. Korkuyla alakalı bir mesele var burada. Korkmanın başka bir şeyini, yani korkmaya denk gelen başka bir kelimeyi burada veriyor İbtihâ mimarı. O da terevvû. Terevvû kelimesinin karşılığı korkma. Dolayısıyla korkma, akıl, kalp hepsi bir arada devam ederken terevvûdan türeyen kelimelerden birisi de terevvî, tefekkür etmek, düşünmek. Hani kalpte arız olan korku, korkunun hasıl olduğu yer kalp, aynı zamanda o korkmanın devamı olan, iştikaklarda ortaya çıkan başka bir kelimenin karşılığı da tefekkür etmek, düşünmek. Ondan sonra terevvuh kelimesine geçiyor. Son kelime olarak bir şeyden koku almak. Bu koku almak tabi teşbihle de karşılanabilir. Başka manalarda buna yüklenebilir. Evet, burada beyni kalbe ve düşünceyi ruh ışığına bağlayan hakikati iştikak ilmi içinde de göstermiş oluyoruz dedikten sonra bunu anlattık. Şimdi devamında ruhiyatçıların söylediği şeylere gelmeden önceki ilk cümleyi sarf edelim. Diyor ki İbtihâ mimarı, her şeyden önce ve her şeyden mücerret olarak kendi kendini duyan ruhun, yani ruh kendi kendini duyar, kendi kendini bilir, kendi kendini hisseder. Akılla duyulması mümkün değil. Aklı selim dediğimiz şey zaten ruha bağlı bir keyfiyet olduğu için, ruha bağlı bir keyfiyet olduğu için ruhtan kinayedir. Yani o bildiğimiz kuru akıl burada ruhu hissetmez. Ruh kendi kendini duyan manasına burada böyle bir cümle kurmuş. Her şeyden önce ve her şeyden mücerret olarak kendi kendini duyan ruhun, yani ruhun ruhilikle anlaşılması genel bilgi olmuş bir hakikat. Bunu biliyoruz diyor artık. Biz genel bilgi haline geldi bu. Tabi gelenler için geldi. Biz yeni görüyoruz. Haddimizce bilmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Yani ruhun ruhilikle anlaşılması genel bilgi olmuş bir hakikat. Ruh, madde münasebetlerinin irtibatlarından insanda teşekkül etme bir hassedir anlayışıyla. Şimdi bazı ruhiyatçılar, bazı doktorlar böyle diyorlar. Ruh, madde münasebetlerinin irtibatlarından, hani maddeler arasındaki münasebetlerden, bunların irtibatlarından insanda teşekkül eden bir hassedir, bir melekedir. Ruhu böyle tarif ediyor bazı ruhiyatçı geçinen ilim adamları. Bu anlayışla diyor hemen aynı çizgide, yani aynı bu söylenene benzer başka bir şey de söyleniyor diyor. Bu çizgide ruh beyin fonksiyonunun bir inikasıdır diyor. Yani aksi. Bir başka ruhiyatçı da böyle diyor. Ruh beyin fonksiyonunun bir inikasıdır. Aksidir. Yani beyinde yaşanan hallerin aksidir. Yansımasıdır. Yoksa diyor ruh mu, böyle bir şey yok. Onun için zaten iştikakla giriyor. İştikak ilminde bile diyor bu işin böyle olmadığı belli. Beyni kalbe ve düşünceyi ruh ışığına bağlayan hakikati İştikak ilmi içinde de göstermiş oluyoruz. Onun için diyor İbtihâ mimarı zaten. İştikak ilminde bile bu görünebilen bir şey olduğuna göre yani çok rahat ispat edilebilir bir şey. Malum insan biri ulvilerin ulvisine, öbürü de suflilerin suflisine namzet ve kalbin hakikatinde birleşik ve toplu iki zıt taraf halinde yaratıldı. Bu belli diyor İbtihâ mimarı. İnsan biri ulvilerin ulvisine, öbürü de suflilerin suflisine namzet. İnsanın hali budur. Ulviye ve sufliye namzet olarak yaratılmıştır. Ve kalbin hakikatinde birleşik ve toplu iki zıt taraf halinde yaratıldı. Hani hadis-i şerifte zıtlar, iki saf asker kin ve aşkı bölüşür, bir olanlar el ele, olmayanlar dövüşür. Üstad rahmetullahi aleyh'in manzum hale getirdiği hadis-i şerifte böyle buyuruyor kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam. Onun için bir ulvilerin ulvisine meyyal, bir de suflilerin suflisine namzet. Ve kalbin hakikatini birleşik ve toplu
iki zıt taraf halinde yaratıldı. İnsan böyle yaratıldı. Hem ulvilerin ulvisine hem suflilerin suflisine namzet. Ve bunlar kalbin hakikatinde birleşen hikmetler. Toplu halde fakat iki zıt taraf halinde. İnsan böyle yaratıldı. Toplu ama iki zıt. Ruh, yani ruh ve onun antitezi halinde nefs. İbtihab-ı Mimari son şey olarak böyle ifade ediyor. Ruh ve onun antitezi halinde nefs. Yani iki zıt kutup. İnsan bunlardan müteşekkil olarak yaratılmıştır. Tabi başka bir eserinde de arada aklı berzah olarak tarif ediyor. Ruhla nefs arasında aklın berzahiyetinden bahsediyor. Berzah isimli eserinde özellikle bu mevzu geçiyor. Şimdi ikinci bölümde, yani daireden sonra başlıklardan rems kelimesiyle alakalı iştikaklar verilmiş. Hani başlık ruy ve rems diye, ruyun da beynin kalbe ve düşüncenin ışığa bağlanışını görmüştük. Ruh kelimesinde özellikle kalp, korku, zihin ve akıl aynı kök bilgisinden gelen kelimeler. Akıl ve kalp. Orada bile ruha bağlı bir keyfiyet olarak kendini hissettirmişti. Şimdi bu bölümde de ruh ve rems meselesinden ikincisine temasla remzden bahsediliyor. Rems kelimesiyle başlamış. Yani sonunda Z değil de S olan rems kelimesiyle başlamış. Rems kelimesinin karşılığı mezar ve kabir. Mezar demek, kabir demek. Bunlar da ulu kişi manası. Bundan sonra başka bir yazılışıyla rems, el ile meshetmek. El ile sıvazlamak, meshetmek, ıslah etmek, düzeltmek. Sonra remze geliyor. Rems aynı kökten gelen kelimelerde remze geldiğinde remzin manalarından biri sembol, işaret, işaretle anlatmak. Sembol, işaret, işaretle anlatmak. Buradan ruh ve rems diyorduk ya, beyin, akıl, bunların birlikteliği, ruhun akıl fonksiyonlarının aksi olmadığı, ruhun kendi kendini hissettiği, bildiği meselesinden gelip burada remzle ikinci bölümü verdikten sonra rems şahsiyet olarak mevzuyu Üstad Rahmetullah Aleyh'e getiriyor İbtihab-ı Mimari. Rems, sembol, işaret, işaretle anlatmak dedikten sonra 3 nokta, davamızın sembol şahsiyeti üstadım anlatıyor diyerek mevzuya girmiş oluyor. Asıl mevzuya temas burada. Şimdi üstad anlatıyor. Diyor ki ilk hatıram, yani ruhla alakalı mevzuya giriyor şimdi. Hani ruh madde münasebetlerinin irtibatlarından insanda teşekkür etme bir hassedir demişti birileri. Bir başkası da ruh beyin fonksiyonlarının bir aksidir, inikasıdır demişti. Hayır, öyle olmadığını anlatmak için bu iştikak bilgileriyle girdikten sonra İbtihab-ı Mimari üstadın bu meseleyle alakalı anlattığı şeylere geliyor. Ve üstattan naklediyor. Diyor ki ilk hatıram sedef kalkmalı bir beşikte kustuğum ve beni beşikten alarak ağzımı ve üstümü sildikleri. Basit ve kaba, gayet girift ve ince bir hadise. Yani görünüşte basit ve kaba işte. Bir çocuk kusmuştur, normal, basit bir hal. Kaba bir kusma hadisesi. Fakat diyor gayet girift ve ince bir hadise. Henüz dili çözülmemiş bir zamanıma ait bu hadiseyi, daha konuşacak halde değilim, kundaktayım bebeğim. Henüz dilimin çözülmediği bir zamanımda ait bu hadiseyi, kelimeleri öğrendikten sonra hatırlayabilmem için, yani büyüyüp konuşmaya başladıktan sonra, kemalata erdikten sonra bunları hatırlayabilmem için diyor. Kelimeleri öğrendikten sonra hatırlayabilmem için o hadiseden bana kelime üstü saf bir mana sızması gerekir. Yoksa ben onu nasıl hatırlayayım diyor. Bebekken kusmuşum. Beni beşikten almışlar, ağzımı falan silmişler. Ama ben bunu hatırlıyorum diyor. Halbuki o zaman bunu idrak etmem mümkün değildi. Hatırladığıma göre diyor, madem ki hatırlıyorum, o zaman şöyle bir şey olması lazım. Henüz dilimin çözülmemiş bir zamanına ait bu hadiseyi,
kelimeleri öğrendikten sonra hatırlayabilmem için o hadiseden, o kusma hadisesinden bana kelime üstü saf bir mana, ben bunu hatırlayayım diyor. İşte burada da akıl yok, idrak yok, böyle bir şey yok. Ama oradan süzen bir mana geldiğine göre bu nasıl geliyor? Bu iş nasıl oluyor? Kelimeleri öğrendikten sonra hatırlayabilmem için o hadiseden, o çocukluk anındaki hadiseden bana kelime üstü saf bir mana sızması gerekir diyor. İşte bu da ruhi bir hamledir, ruhi bir hadisedir. Kelime üstü saf bir mana sızması gerekir. Hayat aslında böyle yürüyor da biz günlük hayat içinde, günlük telaş içinde zaten bunları idrak etmekte bir hayli zorlanıyoruz. Hatta hiç idrak etmiyoruz da diyebiliriz. Böyle okuduğumuz zaman bir şeyler kıpırdar gibi oluyor ama günlük hayat içinde bunların devamını getirerek yaşamak öyle pek kolay iş değil. Onun için ehlullahın eteğine sarılmaktan bahsediliyor. Yani üveysi ve ledünni noktada hikmetleri ortaya koymuş olanların düşüncelerine nüfuz etme gerekliliği doğuyor burada. Devam ediyor usta. Diyor ki diyebilirsiniz ki sen onu, hani bu benim söylediğime karşı diyorum ya, hatırlayabilmem için o hadiseden bana kelime üstü saf bir mana sızması gerekir diyorum. Siz de bana diyebilirsiniz ki diyor, sen onu sonraki kendinle hatırlıyorsun. Yani bebekliğinden sana kelime üstü saf bir mana sızmadı. Sen onu sonraki kendinle hatırlıyorsun. Tabii bu soru da çok biraz tuhaf soru. Arada bir nispet yoksa sonraki kendinle nasıl hatırlayabilirsin? Yani gözlerin idrak ettiği bir şey mi? Akıl devreye girmeden veya ruhi bir uruç olmadan nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir soru sorabilirsiniz bana diyor. Bunda o zamanki kendini müdrik olduğuna ne delalet bulunabilir ki diyor. Hani sonraki kendinle hatırlıyorsun diyorsun ya, diyorsunuz ya bana diyor. Bunda o zamanki kendini müdrik, o zamanki yani bebeklik halimdeki kendimi idrak ettiğime delalet eden ne var ki bana böyle bir soru soruyorsunuz diyor. Ben de derim ki diyor size, ben de derim ki ondan sonraki kendim, yani bebeklik halimden sonraki kendim, ben o günkü kendimden kelimeler üstü bir mana sirayetine sahip olmak özünü nasıl hatırlatabilir, yaşatabilir? Yani ondan sonraki kendim o günkü kendimden, yani şimdiki ben o zamanki benden, o günkü kendimden kelimeler üstü bir mana sirayetine sahip olmak özünü nasıl hatırlatabilir, yaşatabilir? Bunu o bebeklik halimden sonraki ben nasıl yapabilir ki bunu? Nasıl yaptı yani? Zaten bunu söylüyoruz diyor. Bunun başka türlü olması mümkün değil. Burada bir ruhi uruç söz konusu. Onun için oldu diyoruz zaten. Yani kelime üstü saf bir mana sızması olduğu için bu oldu. Arada böyle bir nispet olmasa bu mümkün değil. Nasıl hatırlatabilir, yaşatabilir diyor sonraki ben, o zamanki beni. Bu mümkün değil. Demek ki böyle bir sızma var. Saf bir mana sızması var. Bu da ruhi bir hadisedir. Oradan da ruhun varlığına delalet eden bir hikmeti yakalamış oluyoruz demeye getiriyor. Ondan sonra da devam ediyor. Hatırlayan ben miyim, hatırlatan o mu? Yani hatırlayan şimdiki ben miyim, o bebeklik halini hatırlayan şimdiki Necip Fazıl mı? Yoksa hatırlatan o bebek olan Necip Fazıl mı? Hangisi hangisine sirayet etti? Mevzu nereden koptu, nereden başladı? İşte diyor bütün mesele. Hükmü de böyle koyuyor. İşte bütün mesele bu. Gelin de çözün. Ve devam ediyor. Kendi benimizin kelimesiz başlangıcıyla kelimeli devamında, kendi benimizin kelimesiz başlangıcıyla kelimeli devamında zaman ve mekan tanımayan ruhun üstte kalışına ve kesiksiz bir pasaparola çizgisi üzerinde akışına dair çarpıcı bir misal. Yani pasaparola burada ağızdan ağza yayılan haber demek, aynı zamanda emir ve parola manalarına da geliyor. Kendi benimizin kelimesiz başlangıcıyla, yani ilk halimizin kelimesiz konuşamayan başlangıcıyla veya daha önceki hal, yaratılmadan önceki hal de geçerli tabi burada, kelimesiz başlangıcıyla kelimeli devamında zaman ve mekan tanımayan ruhun
üste kalışına güzel bir misal diyor. Yani o halimizde, kelimesiz halimizde, kelimeli halimizin üstünde kalan ruh olmasa bu hatırlamaları mümkün değil, hatırlayamayız diyor. Buradan da anlıyoruz ki böyle bir nispeti Kur'an ruhtur ve ruh bu manada Allah'ın bir nefası olarak insan cesedine birleştirilmiş bir hakikattir. Kesiksiz bir pasaporala çizgisi üzerinde akışına dair çarpıcı bir misal bu diyor. Çünkü kelimesiz halimizle kelimeli halimiz arasında nispet kuran bir şey var. Kesiksiz bir pasaporala çizgisi üzerinde ruhun aktığını buradan anlıyoruz diyor. Her şeyi refleks hareketlerinden ibaret bilen man kafa maddecilere bu misal hediyem olsun diyor. Hani beyin fonksiyonlarının inhikasıdır, aksidir diyor ya o man kafa taifesinden biri. Her şeyi refleks hareketinden ibaret bilen diyor, man kafa maddecilere bu misal hediyem olsun. Bu sorunun cevabını veremeyeceklere göre burada teslim olmaları gerekir. İlim değil, sanat tefekkürü üzerinde olduğum için bu kitaplık meselenin ilme verdiği ipucunu fazla çekmiyorum. Ben burada sanat tefekkürü üzerinde durduğum için bu ilmi meseleye daha fazla girmek için ipucunu fazla çekmiyorum. Bu kadarı yeter diyor. Ve devamında ruh kendisini maddesine yerleşme içindeki alaca karanlıkta bile hassas antenli yaratılışlara ifşa eder. İlk alacalığından sonra akıl abajuru içinde yarı sönük kalacak ve ışığını gizleyecek olan ruh gerçek pırıltısını ölümden ötede gösterecektir. Evet, burada ilk alaca karanlığından sonra akıl abajuru içinde yarı sönük kalacak. Burada tam hikmetine muttali olunamayacak. Çünkü ışığını gizleyecek burada. Onunla mükellef çünkü. Fakat gerçek pırıltısını, gerçek hakikatini bütün hikmetiyle sıfatlanmış halini ölümden ötede gösterecektir. Yani öte alemde ruh bütün hakikatiyle tecelli edecektir diyor. O zamanüstü bir keyfiyettir. Ruh zamanüstü bir keyfiyet olduğuna göre biz insanlar da zamanla kayıtlı olduğumuza göre ruhun hakikatini idrak etmemiz mümkün değildir. Onun için ayet-i kerimede size ruhtan fazla bir şey bildirilmemiştir diyor kainatın sahibi. Bildirdikleri hariç. O zamanüstü bir keyfiyettir. Evet, biz de zamanla kayıtlıyız ve onun için anlayamıyoruz. Ama ruhun ruhla seziliş halinde ruhun var olduğunu biliyoruz. Çünkü akli selim burayı yakalayabiliyor. Kuru akılla zaten bu işin içinden çıkmak asla mümkün değil. Ve ayakları zaman parangasına vurulunca, ayakları zaman parangasına vurulunca yine zaman, mekan, düşünce ve kelime üstü mahiyetini yaş haddi tanımadan muhafaza etmekte. Yani ruh zaman üstü bir keyfiyettir. Ama ayakları zaman parangasına vurulunca, yani zamanla kayıtlanınca, dünyaya gönderilince, vücuda iliştirilince, Allah onu vücuda iliştirdi. Karşılıklı birbirlerinden istifade ederler. Vücut ruhtan, ruh vücuttan istifade eder. Burada işte ayakları zaman parangasına vurulunca, bedene ilka olununca, üflenince yine zaman, mekan, düşünce ve kelime üstü mahiyetini yaş haddi tanımadan muhafaza eder diyor. Ayaklarına paranga vurulmuş olmasına rağmen yaş haddi tanımadan az aslını, özünü muhafaza eder. Zaman, mekan, düşünce ve kelime üstü. Onun için de bebeklik halinde, kelimeye muhatap olmadığımız bir halde yaşadığımızı daha sonraki halimizde hatırlıyoruz. Çünkü burada hatırlayan ruhtur ve onun ayakları zaman parangasına vurulmuş olmasına rağmen zaman, mekan, düşünce ve kelime üstü bir mahiyet arz ediyor. Arz ettiği için onun hatırlaması mümkündür. Burada hatırlayan akıl değil. Burada ruhi bir keyfiyet var. Yani akıl dersek akli selim olarak tarif etmemiz lazım. Evet, yaş haddi tanımadan kendini muhafaza ediyor. Onun içindir ki kundaktaki çocukla yataktaki ihtiyara ait ruh aynı yaşta. Evet, özü itibariyle
Kundaktaki çocuğun ruhuyla yataktaki ihtiyarın ruhu aynıdır. Özde bir değişim yok. Ama cesede ilişmiş olması bakımından, birbirleriyle etkileniyor olması bakımından zaman ve mekan hususiyetlerine göre farklı farklı tecellileri söz konusu olabilir. Öz itibariyle bir fark yok. Ölüm mutlak unutmak, kendi kendini unutmak şeklinde akla hitap ettiğine göre, daha önce bu mevzu geçmişti. Ölüm mutlak unutmak. Öldün mü o akl denilen hadiseyle alakalı bir şey kalmıyor. Ölüm mutlak unutmak. Kendi kendini unutmak şeklinde akla hitap ettiğine göre benim de beşikteki halimle kendimi nebati hayatım içinde ruhumu görebildiğimi göstermez mi diyor. Benim de beşikteki halimle kendimi nebati hayatım içinde, yani şu nebati hayat, yaşadığım hayat içinde ruhumu görebildiğimi göstermez mi diyor. Sadece hatıra ve gideni tekrar getirme cehdi ruhu ispata yeter. Sadece hatıra, hatırladıklarımız var ya, yani giden bir şey ama onları 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene sonra hatırlıyorsun. Bir geri getiriş. Hatıra ve gideni tekrar geri getirme. Hatıra dediğim şey bu. Senden gitmiş, yaşanmış, bitmiş, hatta kelimeleri sarf edemeyecek pozisyonda olduğun bir dönemi bile hatırladığına göre o şeyi geri getiren şey nedir? Bu bile diyor, bu getirme cehdi ruhtan kaynaklanıyor. Bu bile diyor, ruhu ispat etmeye yeterli bir misaldir. Ondan sonra burada nokta daireden sonra başka bir iştikaka geçiyor. Yine rems mevzuu devam etmek üzere irtimas kelimesi, suya dalma, dalıp gitme, dalgıçlık. Suya dalma, dalıp gitme, dalgıçlık. İrtimas, bunun da manası remz etme. Mevzumuz remz. Şahsiyet olduğu için, yani yukarıda da remz, mezar, kabir diye başlamıştı. Remz, sembol, işaret, işaretle anlatmak diye devam etti. Konunun başlığı da zaten ruh ve remzdi. Burada da remzle alakalı iştikaklar babında irtimas kelimesiyle başlamış. İrtimas kelimesi suya dalma, dalıp gitme. Remzin manalarına tekabül eden. Bundan sonra aynı zamanda dalgıçlık. Remz şahsiyet dalandır, dalıp gidendir, dalgıçlık yapandır. Bundan sonra remz etme, ıstırap ve acı içinde kıvranma. Mustaripler de bu remz şahsiyet olma vasfına buradan ulaşıyorlar zaten. Istırap ve acı içinde kıvranma. Remz şahsiyetin hali. Ama tabii neyin remzi? Ona bakmak lazım. Hani İbtihan Mimarı'nın remz şahsiyet olarak misal verirken bir eserinde söylediği gibi Bekri Mustafa da remz şahsiyettir. Neyin remz şahsiyeti? Kafa çekmenin diyor. O şahsiyetlerden bahsetmiyoruz. Burada zaten eserin ismi Mustaripler. Istırap çekenlere nispetle remz şahsiyet. İşte burada suya dalma, dalıp gitme, dalgıçlık. Bu remz şahsiyetlerin manalarına tekabül eden kelimeler. Ve remz etme. İrtimas, remz etme, ıstırap ve acı içinde kıvranma. Yine irtimas, başka bir yazılışıyla, yeniden kaldırıp sıçratma. Remz şahsiyetin yaptığı şeylerden biri. Yeniden kaldırıp sıçratma, yeni bir hale tekabül ettirme. Ondan sonra birini koruma, himaye etme. Birini koruma, himaye etme veya birilerini koruma, himaye etme. Böyle iştikaklarla bir hayli gidilebilir. Burada bu kadar iştikak verilmiş. Ondan sonra remz ve sembol etrafında kitabın kurulduğu şeydir diyor. Hemen ondan sonraki bölümde iştikaklardan sonra. Remz ve sembol etrafında kitabın kurulduğu şeydir. Yani fikrin kurulduğu şeydir. Şimdi burada Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine gelen bir yol var. Şu anda oraya doğru geliyor. Onun için bu ifadeler var. Remz ve sembol etrafında kitabın kurulduğu şeydir. Etrafında bir fikir kurulur. Remz budur, sembol budur. Buradaki zaten kişi fikrinden dolayı semboldür. Çünkü etrafında bir fikir kuruluyor. Dolayısıyla kitabın kurulduğu şeydir. Bunun yanında Sokrat'a nispetle Eflatun misali çerçevesinde de görülüyor ki fikirden dolayı şahıs anlayışı içinde şahıs
bahsi geçsin geçmesin eserin iç yüzünde nispet davası ve şahit olunan sıfatıyla remz şahsiyettir. Sokrat'a nispette Eflatun, daha önce geçti biliyorsunuz. Üstad rahmetullahi aleyh'in İbda mimarına söylediği bir şeydir. Biz Sokrat'a nispette Eflatun misaline benziyoruz manasında. Bu misal çerçevesinde de görülüyor ki diyor, fikirden dolayı şahıs. Yani ortaya konulmuş olan o fikrin remzi olduğu için o şahıs burada remz oluyor. Yoksa orada asıl mana fikre nispet içinde görünmesi gerekiyor. Oradaki şahsın manası o fikrinden dolayı tecelli etmiş oluyor. Bu anlayış içinde diyor şahıs, bahsi geçsin geçmesin. Yani o remz şahsiyetin bahsi geçsin geçmesin. Eserin iç yüzünde nispet davası ve şahit olunan sıfatıyla remz şahsiyettir. Yani o kişinin ismi bu fikrin içinde ister geçsin ister geçmesin, onun remz şahsiyet olması daimidir. Yani isminin geçip geçmemesi önemli değil. O merkezi bir konumdadır. Fikrinden dolayı remz şahsiyet olarak o fikrin içinde kendisinden bahsedilmemiş olsa bile görünendir. Remz şahsiyettir ve tasavvuf anlamıyla şahit, yani nispet davası ve şahit olunan sıfatıyla diyor ya, şahit olunan sıfatıyla remz şahsiyettir. Tasavvufi anlamıyla da şahitin ne olduğunu anlatıyor bir alttaki bölümde. Şahit kime derler? Şahit olunan sıfata malik olan o remz şahsiyeti anlatırken burada şahitlik kelimesi üzerinden tasavvufun bir açılımından bahsediyor. Tasavvufi anlamıyla şahit de şuymuş, tasavvuf ehlinin kelamında görülen bir tasavvuf ıstılahıdır. Bu tasavvufta bir ıstılahtır şahit kelimesi. Filan ilim şahidi, filan vecd şahidi, filan hal şahididir derler. Bununla salikin, yani müridin, seyri sülük yapanın kalbinde hazır ve mevcut olarak kalbin onun mülahazasıyla meşgul olduğunu kastederler. Yani kalbi şu mülahazayla, yani filan ilmin mülahazasıyla meşguldür onun kalbi. O onun şahididir. Yani filan ilmin, hadis ilminin şahidi diyelim. Kelam ilminin şahidi. Kalbi onunla ilgileniyor. Onun için şahit kelimesi tasavvufta öyle kullanılır. Filan ilmin şahidi, filan vecd şahidi, filan hal şahidi. Yani şu an tasavvuftaki şu halin gerekliliklerini yaşıyor. Kalbi nispeti o haledir, o makamadır. O onun oluyor. Yani o iş üzerinde olduğunun imasıdır bu. Bununla salikin kalbinde hazır ve mevcut olarak kalbin onun mülahazasıyla meşgul olduğunu kastederler. O halle meşguldür onun kalbi. Yani kalbi kaplayan ilim ise ilim şahidi. Vecd ise vecd şahidi. Yani o kişinin kalbini ne kaplamışsa onun şahididir. Vecd kaplamışsa derler ki o kişi vecd şahididir. İlim kaplamışsa ilim şahididir derler. Bir kimse herhangi bir şahsa derin bir alaka duysa, işte bu alaka duyulan sevgili kişi o kimsenin şahidi olduğudur. Yani o derin alakayı duyduğu kişi onun şahididir. Yani müridin kalbinde şeyhi vardır. Şeyhin şahididir. Eğer şeyhinde fani olmuşsa, şeyhi onun bütün kalbini kaplamışsa onun şahidi şeyhtir. Ve yine devamla remz şahsiyet davasıyla iç içe olarak bir yazarın şahsiyetini anlarsanız o yazarın yazdıklarını da anlarsınız. Remz şahsiyet davasıyla iç içe olarak, hani remz şahsiyet etrafında bir kitabın oluşması demişti yukarıda. Remz ve sembol etrafında kitabın kurulduğu şeydir. Burada diyor ki remz şahsiyet davasıyla iç içe olarak bir yazarın şahsiyetini anlarsanız, o yazarın remz oluşundaki hikmete muttali olursanız, idrak ederseniz o yazarın yazdıklarını da anlarsınız. Hikmeti göz önünde tutulursa vereceğim işaretin nispet ve murakabe ölçülendirilmesi oluşunun yanında müsaadenizle diyor, gerçek dostluğun ne olduğunu da görürsünüz.
Yani bu Rems şahsiyet davası ile iç içe olarak bir yazarın şahsiyetini anlarsanız, o yazarın yazdıklarını da anlarsınız. Bu hikmete nispetle de, yani bu hikmet göz önünde tutulursa, bu söylediklerimdeki hikmetler göz önünde tutulursa, vereceğim işaretin, şimdi bir işaret vereceğim diyor, vereceğim işaretin nispet ve murakabe ölçülendirilmesi oluşunun yanında. Bu işareti anlarsanız diyor, nispet ve murakabe ölçülendirilmesinin ne olduğunu da görürsünüz. Bunun yanında diyor, müsaadenizle onu da söyleyeyim diyor, gerçek dostluğun ne olduğunu da görürsünüz. Şimdi vereceğim misallerden bunu anlayın diyor. Zaten bu kitapların içinden bu manaları devşirip çıkardığımız an mevzu bitmiştir, mesele bitmiştir. Onun için Batı tefekkür İslam tasavvufu arasında kanatlarını açan diyor. Burada böyle bir zorluk var. Kolay olsaydı şimdiye kadar zaten işimizi görmüştük. Ama olmuyor işte. Bu zorlukların, bu satırların arasından sökülüp çıkarılması lazım. Bunu bir şekilde yapmak ve anlamak zarureti var. Ne kadar anlayabilirsek. İşte kelime israfıyla yapacağımız şeyler değil. Zorlanıyoruz, anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama ne kadar? Burada böyle bir hikmet. Müsaadenizle diyor, gerçek dostluğun ne olduğunu da anlarsınız. Ve sözü üstada bırakıyor, söz üstadımın diyerek naklediyor. Benim yanıma diyor üstad, bugüne kadar hep budala hayranlık tavrı gösterenlerden başka kimse gelmedi. İş yok diyor bunlarda. Yani bana budalaca hayran olan insanlar geldi. Ben bunları istemiyorum diyor. Bu tip insanların dışında kimse gelmedi bana diyor. İş yok bunlarda. Benim için diyor, bana karşı gelecek, arkamdan kavgamı yapacak, fikrini ileriye sürecek, başımı da dizlerine koyup yatarken sırtından emin olabileceğim bir dost diyor. Evet. Şimdi bu nispet içinde, bu nispet içinde birinci bölümde bahsettiğimiz sohbette olduğu gibi vefa duygusu içinde yaşayan insanlar topluluğu. Benim için bana karşı gelecek. Yani bir kardeşinin hatasına karşı gelirken onun ameline düşman olma gayreti içinde gelebilirsen o arkadaşını, o kardeşini seviyorsun demektir. Dostluğun alameti de bu. Tabii sen ona ameline düşman olarak, ameline düşman olduğunu göstermeye çalışırken o kendisine düşman olduğu zannı içinde sana tavır alırsa o da başka bir şey tabii. Herkes kendi haline bakmadı. Yani böyle şeyler de insanların başına çok geliyor. Çünkü meseleler kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu için anlatırken bir takım şeylerin farklı taraflara gittiğini hissediyorsun. Bu belki sizden kaynaklanmıyor ama muhatabınızdan kaynaklanıyor. Onun kalbi hayatında bir takım hakikatlerin tecelli etmemiş olmasından kaynaklanan kelam fuhşiyatının kargaşası sebebiyle bir takım şeyler yanlışa doğru gidebiliyor. Bunlara da tabii ki merhamet nazarıyla bakmak durumundayız. Yani herkes herkese böyle bakmak durumundadır. Biz belirli bir makam sahibi olarak bunları söylüyor değiliz. Biz de öyle yaparsak bize de öyle bakılmalı. Bu hayatta hakikatiyle yaşamanın hikmeti buralardan geçiyor çünkü. Yani 3 gün 5 gün sonra hepimiz gideceğiz. Madem gideceğiz, burada bir takım şeylere, efsane şeylere takılıp kalmamak için bu hikmetlere muttali olarak yol almaya devam etmeliyiz. Ha, ızdırap içinde kıvranırken bir takım serzenişlerde bulunabilirsiniz. Hatta tahkir gibi görülen mevzulara da yönelebilirsiniz. Ama bu meselelerin altyapısı kurulmuşsa onların öyle olmadığı anlaşılır. Bir müddet sonra da incitmemeyi, daha sonra da incinmemeyi öğrenmiş oluruz. Onun yolunu kendimize açmış oluruz. Ondan sonra mesele kolay. Ondan sonra düşman düşünsün. Dostlar içindeki insicam bu satırlardaki hikmetlerden süzülerek elde edilirse ondan sonraki mesele çok zor değildir. Zaten bunları halledemediğimiz için meselemiz çok zorlaşıyor. Bunun için herkesin birbiriyle didişmesi şeklinde hayat devam ediyor ve herkes de bir şey yaptığı zannı içinde bunları yapıyor. Allah herkese tesellisini ayrı ayrı verdiğine göre ama deyip zaruretler kapısını açmaya başladık mı oradan neler üretiyoruz neler. Ama öyle diyorsun ama aslında boş ver. Bu hikmetleri anladığımız andan itibaren bilirsin ki herkes yaptığını kendi için yapıyor.
İhlas ve samimiyetle yaparsa, başkalarının bilip bilmemesi önemli değil. Bilmesi insanı gururlandırmıyorsa, kibirlendirmiyorsa mesele yok. Bilmemesi insanı sıkıntıya sokmuyorsa yine mesele yok. Yola devam edebiliriz. İşte bu altyapıları onun için kurabilmeliyiz zaten. Üstad da burada bugüne kadar diyor hep budala hayranlık tavrı gösterenlerden başka kimse gelmedi bana diyor. İş yok diyor bunlarda. Benim için bana karşı gelecek, arkamdan kavgamı yapacak, fikrini ileriye sürecek. Böyle birisini arıyorum diyor. Başımı dizlerine koyup yatarken sırtımdan emin olabileceğim bir dost. Ve son cümle çok enteresan, çok şükür buldum diyor. Evet, üstadın böyle bir şansı olmuş. Çok şükür buldum diyor. Bulduğu kişinin de kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Bir genç geçti elime, pir geçti, kendi geldi diyor İptal mimarı Salih Mirza Beyoğlu için. Buna rağmen yapılan hainliklerin haddi hesabı yok. Bunu da görüyoruz, şahit oluyoruz ve olduk. Mevzumuz bu değil tabi. Biz hikmete muttali olarak yol almaya çalıştıkça yerinde sayanlar bizim yanımıza doğru gerilecekler. Bir müddet sonra bizden daha geriye düşecekler. Eğer bu istikametimizi, bu ısrarımızı, bu sabrımızı, bu sebatımızı devam ettirebilirsek, basit itiş kakışlardan uzak durabilirsek tabii ki. Bunları yapamazsak biz de ilerleyemeyeceğiz. İnsana çünkü nefsin her adımda çelme atma hamlesi söz konusu. Bu hamlelere mütemadiyen göğüs gerebilmek de istikameti gerektirir. Onun için istikamet en büyük keramettir. Yani kerametin hakikatine talip olmadan bu yolda başarılı olmak yok. Dolayısıyla büyük duyup da fikriyatını anlamak yok. Zira Batı tefekkürüyle İslam tasavvufu arasında kanatlarını açan, birinciyi ikincinin önünde hesaba çeken, birincinin batınını selamlarken, yani gizli imanını selamlarken, ikincinin açıkta olan imanını selamlayan, bu hikmetlerden yol almak suretiyle ve bunları kalbi hayatımıza nakşetmek suretiyle, bir takım sözleri çok güzel konuşmak, söylemekle değil. Aman ben şimdi ne güzel konuşuyorum. Bu değil. Kalbi hayatımda tecelli ettiği kadar ben varım. Zaten orada sen yok olduğun için ben varım kelimesini söyleyebiliyorsun. Hak edebilirsin. Yoksa çok güzel yazdım, çok güzel konuştum, birileri geldiği zaman onlara rahatlıkla takla attırabiliyorum. Allah sana da öylesine tesellini vermiştir. Devam eder gidersin. Ama nereye kadar? Kalbi hakikatlere sirayet söz konusu olmadığı müddetçe üç ışık dersin, yarım ışığa bile nispetin yoktur aslında. İşte o kelam fuhşudur. Kelime israfıdır. Orada oyalanıp duruyorsun. Allah sana orada tesellisini vermiş. İşte yanmak, çırpınmak orada söz konusu. İşte o yanan mustaripler bu eserlerin içinde geçiyor. Bu eserin sahibi de dahil olmak kaydıyla. Biz de onlara nispetimizi kurabildiğimiz kadar mustariplere yakınız ve mutlu insanlar kervanına katılabiliriz. Evet, burada remz ve fütüvvet başlığına geçiyor. Yani çok şükür buldum diyor üstad. Burada onun sözleri tamamlandıktan sonra İptah mimarı remz ve fütüvvet. Remz şahsiyet ve fütüvvet şeyine geçiyor. Büyük Doğu İptah üzerindeki Tuğra isim Seyyid Abdülhakim Arvasi. Hazretin lakabı Manzuru nazarı piranı kiram, keremli pirlerin nazarlarına görünen. Şimdi biraz sonra daha başka şekilde bu kelime, bu cümle kurulacak. Burada da remz ve sembol etrafında kitabın kurulduğu şey diye bir cümle geçmişti ya. Remz ve sembol etrafında kitabın kurulduğu şeydir demiştik. Şimdi biraz sonra Manzuru nazarı piranı kiramı İptah mimarı nasıl vermiş onu da göreceğiz. Şimdi hatırlatmış olalım. Manzur açıyor şimdi. Manzur görülen, bakılan, nazar edilen, beğenilen,
Ondan sonra manzar, bakılan yer, görülen yer, görünüş. Manzari, güzel gösterişli adam. Şimdi manzuru nazar pirani kiram derken burada sadece manzur kelimesinden Efendi Hazretleri'nin görülen, bakılan, nazar edilen olduğunu, beğenilen olduğunu, ondan sonra manzar kökünden gelişiyle yine bakılan yer, görülen yer, beğenilen, bakılan, görülen yer ve görünüş. Ondan sonra manzarı güzel gösterişli adam. Bu iştikaklarda sadece manzur-u nazar-ı piran-ı keramın manzur kısmında tecelli eden hikmetleri görüyoruz. İştikaklarda bunlar var. Görülen, bakılan, nazar edilen, beğenilen o. Allah dostu. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Ondan sonra bakılan yer, görülen yer, görünüş. Ona nispetle. Bakılandı, ondan sonra bakılan yer. Bakılan yer, bakılana nispetledir. Burada böyle bir şey var. Yani o manzurun içinde hem bakılan, hem bakılan yer. Oradaki açılımlar. Manzari, güzel gösterişli adam. Bu açık. Ondan sonra cemal. Güzel gösterişli adam derken güzellikle alakalı cemal kelimesi geliyor. Fertteki güzellik, yüz güzelliği, hak ile söylenen doğru söz. Yani manzari, manzurdan gelen manalardan biri de hak ile söylenen doğru söz. Manzur-ı nazar-ı piran-ı kiram, hak ile söz söyleyen, keremli pirlerin nazarına görülen, böyle bir manada çıkıyor burada. Bunun gibi binlerce mana tecelli edebilir tabi iştikak bilgisi için. Ve ondan sonra başka, hemen alttaki bölümde erkeğin güzelliği lisanındadır buyuran hadisi hatırlıyoruz. Erkeğin güzelliği lisanındadır. Yüz güzelliği hak ile söylenen doğru söz. Yani cemal yüz güzelliği olduğu gibi hak ile söylenen doğru söz manasına da geliyordu ya. Dolayısıyla yüzü güzel, yüzü güzel olan ve hak ile söyleyen bu kişiye nispet içinde, yani Efendi Hazretleri'ne nispet içinde bu hadis-i şerif. Erkeğin güzelliği lisanındadır. Dolayısıyla lisanı olanın yüzü güzeldir. Hani sizi sevsinler ki davanızı sevsinler diyor ya üstad bir yerde. Sizi sevsinler ki davanızı sevsinler. Sizi severlerse sizin lisanınızı severler. Sizin fikrinizi severler. Burada da böyle bir tedavi söz konusu. Bunlar tabii kendi fakirliğimize nispetle diyelim elde etmeye çalıştığımız manalar. Buradan arkadaşlarımız çok çok zengin tedavilerle yol alabilirler. Var olduğunu biliyoruz tabii ki. Allah onların da gayretlerini artırsın hepimizle birlikte. Ondan sonra cümle. Cümle, konuşma. Var ya, erkeğin güzelliği lisanındadır. O zaman konuşmaya geliyor, cümleye geliyor, kelimeye geliyor. Cümle hep bütün tam. Tam manayı ifade eden kaideye uygun söz. Burada Efendi Hazretleri'nin şahsına görülen iştikaklarla alakalı hep bütün ve tam. Kemalat ehli, kemalata ermiş, kamil insan. Onun için bazı evlullah demişlerdir ki Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla derken kamil insanın adıyla da demek mümkündür diyor. Burada tevhid akan bir hikmet içinde söylenmiş bir sözdür tabi bu. Fert hakikatine nispetle. Dolayısıyla burada kemalat ehlinin ne manaya geldiğini iyi idrak etmek lazım. Filancı büyük insandır. İyi de büyük kelimesiyle onun büyüklüğü anlatılmaz. Bunu nasıl idrak edebilirim ben? Benim derdim bu olmalı. Nasıl anlayabilirim? Anlarsam anlatırım. Anlatırsam yaşarım. Yaşarsam tekrar döner daha derinlemesine idrak ederim. İşte kemalat yolunda hal ve makam şeklinde yürüyüş devam eder. Seyri sülükte çok enteresan merhaleler kat edilir o zaman. Bir noktadan sonra zaten kelam sukut eder. Evet, cümle hep bütün tam. Tam manayı ifade eden kaideye uygun söz. Ondan sonra cümele gelmiş. Cümel cümleler demek. Birden fazla anlama gelen sözler. Mecmular demek. Toplanmış. Ondan sonra cümale. Cemi urganı halat. Burada böyle bir açılım. Ondan sonra cümmel.
birkaç organın birleşmesinden, yine hep cümlelerle alakalı iştikatlar bunlar. Cümleye nispeti olan. Dolayısıyla cümleye gelirken de manzur kelimesinden, manzurun azarı pirani kiramı manzurundan geliyorduk. Buralardan Efendi Hazretlerine dair bir takım iştikatlar devam ediyor. Kelimelerin akışı içinde. Sonraki bölümde zaten bu hikmetlere gireceğiz. Yine bir İttihat Mimarından nakil var burada üstattan. Onları daha iyi anlamak için bunları iştikak olarak koymuş İttihat Mimar. Cümmel, birkaç organın birleşmesinden meydana gelen çok kalın gemi halatı. Bundan sonra yine cümmel, başka bir yazılışı. Cümmel demek, harflerin sayı kıymetine göre hesaplanması. Yani hepçe. Döndük, dolaştık, geldik. Harflerin sayı kıymetine göre hesaplanması. İlmi olan Ebced'e geldik. Şimdi iş burada, madem Ebced'e geldik, neyin ne olduğu, kimin kim olduğu, nasıl olduğu, anlaşılması gereken hadiselerin nasıl anlaşılması gerektiğine dair burada üstattan bir nakil. Yine daire noktadan sonra Allah kulundan dinlediklerim isimli eserden, üstadın eserinden bir nakil yapmış İptah Mimarı. Oradan takip edelim. Üstad diyor ki, daha doğrusu Üstad Efendi Hazretleri'nin dilinden konuşuyor. Beni hangi mevzuda olursa olsun hemen görebilmen için tek çare sadece düşünmendir. Efendi Hazretleri Üstad'a hitap ediyor. Ama konuşan Üstad tabi. Onun dilinden yazıyor. Beni hangi mevzuda olursa olsun hemen görebilmen için tek çare sadece düşünmendir. Yani neyi hatırlıyoruz? Rabıta. Rabıta zikirden erdiricidir demişlerdir onun için. Zikirden daha tesirlidir. Bunun için Efendi Hazretleri beni hangi mevzuda olursa olsun hemen görebilmen için tek çare sadece düşünmendir. Beni düşün, ben senin yanındayım. Meşhur masalda parmağındaki yüzüğü oğar oğmaz, dile benden ne dilersen diye karşısına bir zenci köle çıkan çocuk gibi elini hangi fikir madenine değdirecek olursan beni bulursun. Neyle uğraşırsan uğraş, hangi fikre el atarsan at, ben hemen yanındayım. Dile benden ne dilersen dediğin an, neye el atmış olursan ol, hangi fikir madenine elini değdirecek olursan ol, beni yanında bulursun. Benden ayrılırken beynin kıvrım kıvrım istifham dolu. Kendini sokakların ceryanına bıraktın. Efendi Hazretleri Üstad'a söylüyor. Benden ayrılırken beynin kıvrım kıvrım istifham dolu. Kendini sokakların ceryanına bıraktın. Bir sürü istifham, soru işaretleri var kafanda. Benden ayrılırken böyle bir halim vardı senin diyor. Bu adam da kimdir diyordun. Bu hizmede ne arıyor? Oturduğu dam altı ev midir, boş bir mescit mi, eski bir tekke mi, ne? Ona kimler bakıyor? Nerede doğdu? Kimin nesi? Nasıl yetişti? Neler gördü ve geçirdi? Ve nihayet ne oldu? Kafanda bu istifamlar var diyor. Benim yanından ayrılırken beyninde kıvrım kıvrım bu istifamlar dolaşıyordu. Bu şüpheler, bunları soruyordun kendi kendine. Heyhat ki oğlum, senin bazı fikirler etrafında muhtaç bulunduğun dekor eşyası müstesna, bu hususlarda elde edebileceğin bir şey yok. Heyhat diyor. Senin bazı fikirler etrafında muhtaç bulunduğun dekor eşyası müstesna. Zahiri bir takım şeyler dışında bu hususlarda senin elde edebileceğin bir şey yok. Çünkü senin böyle bir ilmin yok. Çünkü senin böyle bir anlayışın yok. İşte burada batın nispetiyle alakalı. Üveysi ve ledünni noktadan yürüyen hikmetlere muttali olmanın zarureti anlatılıyor. İşte okuduğumuz eserler de Büyük Doğu İptah diyalektiği de bu manaların terennümüyle alakalı olduğu için bu sorulara biz de kendimizi muhatap kabul ediyoruz. Etmek zorundayız. Yani bize diyorlar ki, heyhat ki oğlum, senin bazı fikirler etrafında muhtaç bulunduğun dekor eşyası müstesna. Dekor eşyası müstesna, onları ayrı tutarsak diyor. Bu hususlarda, bu anlattığımız, bu sorduğun sorular, bu istifamlarla alakalı, bu hususlarla alakalı elde edeceğim bir şey yok. Zira ben
70 şu kadar senelik hayatım Anadolu'nun bir köşesinde bir cami ile bir çeşmeye ve çerden çöpten birkaç çatıya malik köyüm. Nihayet beni sığındırdıkları köşe, bildiğin suratın ve hayalimle senin için kafa kağıdı çerçevesinde bir merak mevzuu olmaya pek değmem. Yani bu dekor içinde meraka değer bir tarafım yok benim diyor. Bir dam altında yaşadım. Beni şuraya sürdüler. Bir camiyle bir çeşme arasında çerden çöpten bir evde oturdum. Bunlar diyor senin için mevzu olmaya, bunlarla mevzu olmaya değmem diyor. Vazgeç bütün bunlardan. Boş ver. Bu yönümle beni tanımaktan vazgeç. Hani suret tanımak, adam tanımak değildir. İddia diyalektiğinin terkibi hükümlerinden biri. Suret tanımak, adam tanımak değildir. Kafa kağıdıyla bir insanı tanımak, o adamı tanımak değildir. Burada söylenmek istenen bu. Vazgeç onun için diyor bütün bunlardan. İstersen beni, belli başlı bir hayatı, doğum yeri, oturduğu yer, suratı ve edası olan saf bir fikir diye ele al. Evet, benim öbür taraflarımı bırak. İşte şu kadar boyu, şu kadar kilosu, şurada oturur, bunları bırak diyor. Beni saf bir fikir diye ele al. Bunu yapamaz mısın? Farz et ki ben sana bir başka cesedin, çehrenin ve birkaç müşahhas hususiyetin içinden seslenen, her istedikçe karşısına çıkan ve her istedikçe karşısına çıkabileceğin saf ve mücerret bir fikirden ibaretim. Aynadaki hayalinin nabzı, duvardaki gölgenin kanı, dağ başındaki çığlığının aksi, rüyadaki temasının vücudu böyle bir şey. Böyle farz ediyor. Eğer beni mutlaka şahıslandırmak istiyorsan, eğer beni mutlaka müşahhas bir hale getirmek istiyorsan, şahıslandırmak istiyorsan, sana kendi hakkımda gayet basit bir izah anahtarı verebilirim. Gayet basit. Beni müşahhaslaştırmak istiyorsan. Basitlerin basiti, üzerinde hiç durmadan geçilecek bir izah. Çok basit. Basitlerin basiti. Ve üzerinde hiç durulmadan geçilecek bir izah. Sana anlatıyorum. Allah kulu alelade bir Müslümandır. Evet. Allah kulu alelade bir Müslümandır. Ben alelade bir Müslümanım diyor. İşi müşahhas plana dökmek gerekirse, eğer beni diyor mutlaka şahıslandırmak istiyorsan, mesele bu. Kendi hakkında gayet basit bir izah anahtarı verdim sana diyor. Basitlerin basiti ve üzerinde hiç durulmadan geçilecek bir izah. Allah kulu alelade bir Müslümandır. Sen beni merak edip öğrenemezken, yani Efendi Hazretleri Üstad'a hitap ediyor. Sen beni merak edip öğrenemezken ben seni merak etmeden öğrenmiş bulunuyorum. Evet, bu yol böyle bir yol. Sen merak edersin, öğrenemezsin. Onlar merak etmeden seni bilirler. Bu yol böyle bir yol. Bir sır ki aşikare, avcı yenik şikare. Evet, sen beni merak edip öğrenemezken ben seni merak etmeden öğrenmiş bulunuyorum. Sen şairmişsin. Şair, muharrir filan falan. Yani kelimeleri düzenleyip başkalarına okutmak ve dinletmek davasında bir adam. Sen busun demek ya. Yani kelimeleri düzenliyorsun, arka arkaya getiriyorsun, başkalarına okutuyorsun ve dinletiyorsun. Bu davada olan bir adamsın sen. Eyvah! Öyleyse insanların en davalısına çattım demektir diyor. Yani insanların en davalısıdır bu tip insanlar. Öyleyse insanların en davalısına çattım demektir. Ama ziyanı yok. Bizim mezhebimizde evet, insanların en davalısına çattım ama diyor, ziyanı yok. Bizim mezhebimizde, yani tasavvufta, her şeyi bıraktıktan sonra bırakmayı da bırakmak bulunduğu için esası davasızlık olan
mezhebimizi davasızlık davasına düşmemek için seninle her davada karşılaşmaya razı edebilirim. Zaten birbirimize karşı ahdimiz seninle bu dünyanın davalarını çözmeye çalışmak değil mi? Biz karşılıklı olarak hakikatte bu değil miyiz diyor. Birbirimize karşı ahdimiz, anlaşmamız seninle bu dünyanın davalarını çözmeye çalışmak değil mi? Yani salikin mürşide nispeti. Mürşidin salike nispeti bu. Mürit, mürşidinden aldıklarıyla kemalata ererken, mürşid de müritleri sayesinde kemalatını gerçekleştirir. Bunun için burada böyle bir cümle. Zaten birbirimize karşı ahdimiz, seninle bu dünyanın davalarını çözmeye çalışmak değil mi? Yine nokta daireden sonra İbtida mimarının daha önce hatırlattığım manzur hemen dünyaya muhabbet içindedir. Muhabbet eder ona. Sever onu. Bu levhada Abdullah İbni Abbas'ın anlattığına göre bunlar yazılıymış. Böyle enteresan bir hadise ve rızıkla başladığımız gibi bir bakıma rızıkla bitirmiş olduk. Burada sohbetimize küçük bir ara vereceğiz. Bundan sonra yine her zaman olduğu gibi Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli Salih Mirza Beyoğlu, İbtida Mimarı Salih Mirza Beyoğlu'na ait isimli eserden okuma sohbetimize geçeceğiz. Buradaki bölümde Zindan Hayatı. Birkaç dakika sonra inşallah beraber olacağız. Nazarlarına fikir. Neye, nerede, nasıl bakılması gerektiğine dair güzel bir misal. Devamında Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin lakabı ve üstadımın ona ithafen kaleme aldığı Allah kulundan dinlediklerim isimli eserden yaptığım iktibas vesilesiyle bildireyim ki diyor İbtida Mimarı. Bu vesileyle, bu alıntı vesilesiyle bildireyim ki unsurlardan meydana gelen ama unsur üstü anlamında unsurlardan bağımsız olan terkip keyfiyeti karşısında tahlil onu anlama babında unsurlara el atarken bu iş terkip keyfiyetinin hakikatini bozucu ve anlaşılmak istenenden büsbütün uzaklaştırıcı bir mecraya girmemelidir. Evet diyor, terkip unsur üstü mana ifade eder ama bunun tahlilinde bir yanlışlık yaparak terkip keyfiyetinin hakikatini bozucu bir noktaya düşüp büsbütün uzaklaştırıcı bir mecraya girmemelidir diyor. Yukarıda bunu zarif bir şekilde misallendirmiş oluyorum. Yani Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram'ın keremli pirlerin nazarlarına fikir derken burada terkibi hükmün konuluşunda bir yanlışlık yaparak unsur üstü mana derken tahliline girdiğinizde işi berbat etmeyesiniz sakın diyor. Burada çok ciddi bir hamle gerekiyor. Bu hamlenin gereği olarak zaten İbtida Mimarı burada keremli pirlerin nazarlarına fikir diyor. Ama meseleyi büsbütün açtıktan sonra. Tabi gerideki okuduklarımızı buraya bağlayabilirsek buradaki hikmet daha net bir şekilde anlaşılmış olur. Yukarıda diyor, bunu zarif bir şekilde misallendirmiş oluyorum. Yine devamında tahlil, tahkik, soru. Abdülhakim Harvasi Hazretleri, lüzumsuz sualin manasız cevabı verilmez buyuruyor. Hani tahlil yaparken unsur üstü mana ifade eden o terkibin tahlilinde bir yanlışlık yapıp da büsbütün işi dağıtma tehlikesi vardı ya, tahlil ondan sonra tahkik, önce tahlil ediyorsun, ayrıştırıyorsun, sonra onların hakikatine vakıf oluyorsun, ondan sonra soru geliyor arkasından. Tahlil, tahkik, soru dedikten sonra Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin şu sözünü naklediyor. Lüzumsuz sualin manasız cevabı verilmez buyuruyor. Yani tahlilinde yarım, tahkiki yok, arkasından soru geliyor. Dolayısıyla bu soru lüzumsuz bir sorudur. Unsur üstü
manaya tekabül eden terkibi hükümlerle verilen cevaplarda karşıda bir uyanma hasıl olmaz. Böyle bir cevap uyarıcı olmaz. Dolayısıyla bu hikmetlere binaen lüzumsuz sualin manasız cevabı verilmez hikmeti. Goethe ise soru akıllıca olmazsa cevabı da akıllıca olmayacağı açık diyor. Doğru soru sorabilmek için bu nispetlerin çok sağlam bir şekilde kurulmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla bir kitaba nispetle bile aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu kitabın içinde bir mevzunun içinde birbirine bağlı nispetler, aynı zamanda kitabın bütününde mevzular arasındaki nispetler. Bütün bunlar kavranılmadığı müddetçe bu kitapla alakalı çok ciddi bir soruya yönelmek mümkün değil. Mevzii sorulardan bahsetmiyoruz. Yani işin lübbünü ifade eden, bir soruya yönelmemiz mümkün değil. Tabii soru sormamız mümkün değil manasına söylemiyorum. Soru sorulur fakat hakikatinin tecellisi ne derece olur? İşte bu noktada zaten zaaf belirtiyoruz. O zaafı belirtmemizin sebebi de iyiliş edilmiş idraklerimizin henüz intikamını alamamış olmamız. Yani akli selime henüz ulaşamamış olmamız. Buna da işte Büyük Tayyip'ta diyalektiğini terkibi hükümler şeklinde hayatımıza aplike ettiğimiz an ulaşacağız. Bu da sadece fert bazında değil, topluluk ifadesinde de gerçekleşmesi lazım ki böyle bir toplu hakikat görünüşü zahir olsun. Evet, Goethe soru akıllıca olmazsa cevabın da akıllıca olmayacağı açık diyor. Ve en başta Hazreti Ömer, bir insanın sorduğu sualden onun zeka derecesini anlarım. Yani idrak sahipleri bir insanın konuşmasından, sorduğu sorudan onun ne kadar akıllı olup olmadığını anlar. Ama biz böyle bir şeyi hakikatiyle idrak edemiyoruz. İşte zira bahsediyoruz. Tarih muhasebesi yaparken son iki asır diyoruz. Kanuni'den bu yana diyoruz. Ve son özellikle 100 senenin nasıl darbelerle geçtiğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bu menfilikler bizde hal izahına dair sıhhatli bir durumun hasıl olmasını engelledi. Böyle bir hal yok. Bu engellenmiş vaziyette. Dolayısıyla da bir insanın sorduğu sualden onun zeka derecesini anlayacak idrak sahiplerinin nispetleri çok düşük. Yani bunlar hakikatiyle de var ama çok azlar. Biraz sayılarını çoğaltmaya kalktığımızda onların da nispetleri zayıf. Bize gelinceye kadar tabii nispet büsbütün kopmuş oluyor. Artık biz ne kadar anlayabilirsek diye hayıflanmaktan başka da çaremiz kalmıyor. Bunlar iç içe meseleler, iç içe hakikatler ve hepsi ilmin ötesinde idrakla alakalı. Kalbi hayattaki, ruhtaki, sırdaki, hafideki, ihvadaki, nefsi natıkadaki ve hava, ateş, su, topraktan müteşekkil vücut yapımızdaki hikmetlerle alakalı mevzular çözüldükten sonra anlaşılabilir şeyler. Ve bunlara da temasımız çok zor. Temas ettikten sonra idraki çok zor. Ama Allah'ın nasip ettikleri için kolay. Onun için ihlas ve samimiyetimizi muhafaza etmeye çalışmalıyız. Bir saat içinde bile Mevla bu hikmetleri insana bahşedebilir. Kuvvet ve kudret sahibi odur çünkü. Ümidi kesmek yok. Çabamız da onun için zaten. İdrakımızın zaafiyetinin farkında olarak yolumuza devam edersek Allah bizi kuvvet ve kudretiyle idrak sahibi eder. Allah'ın gücü buna yeter. Biz alçak gönüllülüğümüzü muhafazaya çalışalım. Evet, İbtihar Mimari diyor ki uzun lafın kısası, sır idrakına ve bedahet anlayışına sahip olmak, sır idrakına ve bedahet anlayışına, yani bir şeyin apaçık olduğunu, olduğu hikmetini anlayışına, bu anlayışa sahip olmak ve mütearifelere riayet içinde tahkik ve tahlil. Yani mütearifeler dediği doğruluğu ispata gerek duyulmadan bilinen ve kabullenilen gerçek. Mütearife bu demek. Uzun lafın kısası diyor. Sır idrakına ve bedahet anlayışına sahip olmak ve mütearifelere riayet içinde tahkik ve tahlil. Bu husus bize Allah ve Resulü'nün ölçülerine karşı
niçin suali uzatmak gerektiğini de uzatmamak gerektiğini de gösteriyor. Yani bedahetlerle iş görmeye başlayınca insan Allah Resulü'nün ölçülerine karşı, onun bildirdiklerine karşı niçin suali uzatmamak gerektiğini de gösteriyor. Çünkü orada bedahet, apaçık olan bir şey var. O apaçık olan şeye karşı da soru sorulmaz. Zaten apaçık. Yani insanlar yürüyorlar. Herkes yürüdüğü için kimse kimseye nasıl yürüyorsun diye sormaz. Yani sen bu yürümeyi nasıl gerçekleştiriyorsun diye bir soru sorulabilir mi? Böyle bir soru soran insana ahmak derler. Niye? Çünkü burada bir bedahat var yani. Apaçık bir şey. Herkes yürüyor. Ama bunun başka bir yönü var. Burada bu soru sorulurken ahmak olmak söz konusu olduğu gibi tam tersi ariflerden olmanın gereği olarak da bir soru sorulabilir. O da hayret makamına ulaşan insanların halidir. Mesela üstad nasıl ayakta durduğuma şaşırıyorum diyor. Şimdi bir taraftan bu hadise bedahat gibi görünürken bir taraftan da arifin hali olarak soru şeklinde tecelli ediyor. Enteresan bir şey. İşte bedahat apaçık, net bilinen bir şey. Net bilinen bir şeyde soru sormak edepsizliktir. Bunun için şeriatın emirlerine karşı suali uzatmamak lazım. Niçin böyledir, niçin şöyledir dememek lazımdır. Çünkü bu ahmaklığı gerektirir. Çünkü orada bedahatler söz konusudur. Bedahatleri anlamamak da suçtur. Bedahatin bedahat olduğu anlaşılmadığı için zaten akıllar karışıyor. Akıl, aklı meaştan, aklı meata geçtikçe bedahatleri anlar. Yani dünya aklından ahiret aklına geçtikçe, ahiret aklını kazanmaya başladıkça hayatın içindeki bedahatleri fark eder. Şer-i mübinin emirlerinin ne kadar açık ve net olduğunu, ne kadar kolay olduğunu anlar ve soru sormaz. Bunun için de Allah ve Resulü'nün ölçülerine karşı, yani Kur'an ve sünnete karşı niçin suali uzatmamak gerektiğini de gösteriyor diyor burada. Sorduğu sorunun cevabını anlama şartlarına malik olmayan ve çocukla konuşurken onun seviyesine inme mecburiyeti gibi karşısındakini kendi seviyesine indiren, parantez içinde, çoğu zaman karşısındaki salak, karşısındaki de salak ya, ayrı mesele, medyadaki bazı laik ve batıcı hayvanların, yine parantez içinde, batıyı bilse canım yanmaz. Yani batıyı da bildikleri yok. Batıcılar ama burayı da bildikleri falan filan yok. Maymun tıynetli insanlar. Batıcı hayvanların İslam'a karşı İslam'ın içinden şüphe tünelleri açmak üzere tertipledikleri programlarda, yani şu televizyon programlarında, niçin bayağı bir komedi görüntüsü doğuşunun sebebi de burada. Yani onların o komediye dönüştürdükleri hadisenin sebebi onların bedahatlerden anlamamaları. Yani birbirlerine soruyorlar, nasıl yürüyoruz? Bunu hayret makamındaki bir insanın haliyle sormuyor tabii. Bir arif sıfatıyla sormuyor. Bedahatlerden anlamayan budala tıyneti içinde soruyor. Bunun için de oradaki komedi bilenlerce fark ediliyor. Bu programlarda diyor, niçin bayağı bir komedi görüntüsü doğuşunun sebebi de burada. Bedahatlerden anlamamalarında. Mesele konuşmak bir yana, daha konuşma usulünün bir mesele olduğunun bile bilinmemesinde. Yani konuşma bir yana, konuşmanın bir usulü var. Önce bunu bileceksin. Hani din edeptir, edep hadlere riayet ediyoruz ya. Burada da konuşma usulüne dair bir edep var. Yani konuşma usulünün kendisi bir edep zaten. Onu bilmeden konuşma olmaz ki. Dolayısıyla böyle hayvanca bir kelimelerin gidişinden gelişinden mana çıkarmaya çalışan budala taifesi. Konuşma usulünün bir mesele olduğunun bile bilinmemesinde. Karşılıklı anlaşmanın unsurları üzerinde bir nebzecik olsun fikir sahibi olunamamasında. Yani karşılıklı anlaşmanın unsurları var. Bu unsurlar üzerinde bir nebzecik olsun fikir sahibi değiller. Karşılıklı nasıl konuşulur, nasıl anlaşılır, hadisenin altyapısı nasıl kurulur, bunun usulü nedir, esasa gidişindeki mana ne gibi hikmetlere sebebiyet verecektir, verir. Bunlar bilinmediği takdirde orada kim daha çok bağırırsa o malı götürmüş oluyor bir bakıma. Karşılıklı anlaşmanın unsurları üzerinde bir nebzecik olsun fikir sahibi olunamamasında. Fikir sahibi olmak şöyle dursun. Unsurları bile